Evet arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Biliyorsunuz kısa bir süredir tekrar derslerine başladım. Bu şekilde defterime not ettiğim bazı zor konular veya basit hiç fark etmiyor. Belli başlı konuları bu şekilde not etmiştim arkadaşlar. Bu notlarımı da sizinle böyle paylaşmaya karar verdim. İsterseniz başlayalım. Bugün bir öncekinde gerund infinitive konusunu anlatmıştım. Bugünkü konumuz possessive arkadaşlar. Neymiş bu possessive ona bakacağız. Zaten orada da bahsetmiştim. Gerund konusunda geçiyordu. Aktif cümlelerde gelir diye. Aktif pasive bir daha bir gözden geçirelim istedim unutanlar için. Evet, hazırsak başlıyoruz. Pasif. Pasif. Edilgen. Edilgen yapı. Pasif edilgen yapı demek arkadaşlar. Be artı verb 3 yapısıyla elde edilir. Be artı verb 3. Be ne arkadaşlar? Be ne demek? Bakın çok açıklayıcı bir şekilde yazdım. Yani bu ne demektir, şu ne demektir aklınıza kesinlikle takılmayacağını eminim. Siz de aynı zamanda videoyu durdurup yazabilirsiniz. Zaten bakın ekranımı sizinle paylaşıyorum yazıları. Be nedir arkadaşlar? Am, is, are, was, were, being, being, been gelir. Bunlar arkadaşlar be bunlardır. Be'den sonra verb 3 yapısıyla elde edilir. Active voice, passive voice diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Active voice etken yapı, passive voice edilgen yapı. Türkçe ile hiçbir hiçbir farkı yok. Türkçedeki etken, edilgen, çatılı fiiller gibi bir şey. Active voice, öznenin yaptığı bir eylemi ifade etmek için kullanılırken, passive voice ise bir şeyin biri ya da birileri tarafından yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Bakın bir daha okuyorum. Active voice yani etken yapı, öznenin yaptığı bir eylemi ifade etmek için kullanılırken, öznenin yani kişinin, o kişinin, passive voice yani edilgen yapı ise bir şeyin biri ya da birileri tarafından yapıldığını ifade etmek için kullanılır arkadaşlar. By yani. Passive voice olumlu cümleler. Passive voice'un olumlu cümlelerine bakalım. Özne artı to be artı verb 3 artı by. Özne, öznemiz ne arkadaşlar? I, you, he, she gibi. To be, emizar. Artı verb 3, fiilin üçüncü hali. Artı by. Kim tarafından yapıldığı. By tarafından demek. Olumsuz yaparken özne artı. To be artı not. Atıyorum. To be neydi? Emizardı ya. Am not, is not, are not. Yani isn't, aren't, wasn't, weren't gibi gibi. Artı verb 3 fiilin üçüncü hali yine ve artı by kim tarafından yapıldı. Soru yaparken ise arkadaşlar bir fark to be ile özne yer değiştirir arkadaşlar. Zaten bunu biliyoruz. Soru sorarken to be başa geliyor. Artı özne artı verb 3 artı by. İnsanlarda yani bir kişilikten bahsediyorsak aktif kullanıyoruz genelde. Bitki ya da şunun şunun tarafından yapıldıysa, by geçiyorsa cümlede pasif cümledir arkadaşlar o. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi şöyle netleyelim. Aktif ve pasifi ayırdım arkadaşlar. Zamanlara göre. Hangi zamanda ne gelir? Ona bakacağız şimdi. Present simple ile başlayalım dilerseniz. Present simple, aktif ve pasif diye ayırdım arkadaşlar. Bakın lütfen bunu bu şekilde tablo haline yazmanızı rica ediyorum. İnanın çok işinize yarayacak. En azından ezberlemeniz adına. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zamanımızı yazdım. Aktif ve pasiflerde ne olduğunu anlatacağım şimdi. Present simple ile başlayalım. Geniş zaman. Aktif cümlesi şu şekilde olur. Subje artı yüklem artı nesne. Present simple'lı bir cümleyi, aktif bir cümleyi pasive çevirirken arkadaşlar subje artı am is are yani be'den biri geliyor.
am, is, are artı verb 3 arkadaşlar. Verb 3. Present continuous'a geçelim. Present continuous'ta ise sadece artı, am, is, are artı, verb, ing artı nesne. Bunu pasif hale dönüştürürken sadece artı, am, is, are aynen kalıyor. Verb, ing değil de direkt being takısını alıyor arkadaşlar. Being oluyor. Artı verb 3. Past simple'a bakalım. Sadece artı, verb 2 artı nesne. Fiilin ikinci hali biliyorsunuz. Pasif hale çevirirken sadece artı fiilin ikinci hali değil de was were getiriyoruz onun yerine. Was were de neye göre getirdiğimizi biliyorsunuz. I, he, she, it de was. You, we, they de were geliyor. Was were getiriyoruz. Artı verb 3 getiriyoruz arkadaşlar. Past continuous. Ben bunları böyle bu şekilde anlatıyorum ama örneklerde daha iyi anlayacağınıza eminim. Örneklerini de paylaşıyorum sayfada zaten. Tamamıyla tekrar amaçlı bir ders bu. Past continuous. Sadece artı was were artı verb ing artı obje. Pasif hale çevirirken sadece artı was were artı kalıyor aynen. Verb ing being oluyor arkadaşlar. Bakın az önce de present continuous olmuş, şimdi past continuous. Yine aynı arkadaşlar. Continuous olanlarda being geliyor. Artı verb 3. Present perfect. Sadece artı have artı verb 3 artı obje. Bunu pasif hale çevirirken ise sadece artı have has aynen kalıyor artı verb 3 yerine bir şey daha geliyor arkadaşlar. Orada being geliyor. Being'den sonra verb 3 geliyor arkadaşlar. Burada neydi? Önce verb 3 sonra objeydi. Burada tam farklı bir hali. Being ve ardından fiilin 3. hali geliyor. Past perfect. Sadece artı had artı verb 3 artı to demişiz. Pasif hale çevirirken sadece artı had artı been artı verb 3. Gördünüz mü? To gitti ama yani been geldi. Going to future'da sadece artı am, is, are artı going to artı verb 1 artı obje. Bunda bayağı bir artı artı var. Demek ki bu önemli. Pasif hale çevirirken sadece artı am, is, are artı going to artı be artı verb 3. Future tense'e bakacak olursak son olarak sadece artı will artı verb 1 artı 2 yani fiil olduğu gibi yazılıyor demek obje. Pasif hale çevirirken ise sadece artı will aynen kalıyor. Ekstra olarak artı olarak be kalıbı geliyor yani be artı verb 3 arkadaşlar. Bu dersimize bugünlük bu kadar. Dediğim gibi bunu bakın bu şekilde koyuyorum. Lütfen not edin arkadaşlar. Lütfen yazmanızı tavsiye ediyorum. Yazarak daha iyi öğrenebilirsiniz. En azından karşınıza bir yere masanızın bir köşesine koyun ki ezberlemeniz daha basit olsun. Daha sonrasında bunu artık bu kağıtlara bakmadan da anlatabilirsiniz. Yapabileceğinize inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni video geldiğinde kaçırmadan hemen izleyin ve öğrenin diyorum. Teşekkürler. Bye bye.